gelecek sanıyorum. Aynı şekilde. Yaklaşık tam kapasite olarak Ağustos ayından 13 Ağustos'tan itibaren otoparkımız çalışmaya başladı. Bildiğiniz üzere bu otoparkımız İzmir'de ve Türkiye'de şu an teknolojik anlamda tek. Bir kamu kuruluşunun yapmış olduğu bir otopark olarak tek. Bu tür otoparkların en büyük özelliği dar alanlarda daha çok araç park etmesini sağlayan bir sistem. Yaklaşık burası 616 metrekare alan içerisinde ve 11 kat üzerine kurulu ve 280 araç kapasiteli. Özellikle buraya seçilmesi gerçekten çok yerinde bir tercih. Takdir edersiniz İzmir'in hemen hemen trafik ve işte otopark anlamında en sıkıntılı bölgelerimizden birisi. Bu anlamda biz de bu özellikle Ağustos'tan ve bugüne göre artarak bir ilgi devam ediyor. Her şeyden önce şunu söyleyeyim. 280 kapasiteli bir aracımız otoparkımızda şu an işte cuma günü, cumartesi günü burada 240 araç parklanma yaptı ve bu zamanla da artıyor. Bunun bu otoparkın çalışma modelini yaparken şöyle şu mantıkta hareket ettik. Bir otoparkı en çok ne kadar çok kişi kullanırsa işlevselliği ve faydası da o kadar yerinde olacaktır diye düşündük. Dolayısıyla ücretlendirme yaparken de 0-3 saati 5 lira gibi çok düşük bir rakamdan tuttuk ve daha sonra uzun otoparklamalarda fiyatları arttırdık. Bir de özellikle şöyle bir ücret tarifemizi yaptık. Akşam 18'de 8 arasında da 6 lira gibi bir rakamla da özellikle etraftaki sakinlerin yararlanabilmesini daha ucuz miktarda böyle böyle bir otopark, evet, cezbedici bir fiyat tarifesi yaptık. Bugüne kadar yaklaşık kaç araç kullandı otopark? Ağustos'tan beri yaklaşık 6000 araç parklanmamız oldu. Bu da ortalama dediğim gibi ilk zamanlarda henüz hem test aşamasında olduğu için hem de insanların çok fazla bilmediği için ortalama 170-180 araç gibi, ama dediğim gibi bu gün geçtikçe 200'lerin üzerine çıkmış durumda şu an. İlk çalışmacığımda biz burada bir kamp kurduk açıkçası. Çünkü bizim de bilmediğimiz bir sistem, hem de kullanıcı vatandaşlarımızın tepkilerini de ölçmek açısından. Açıkçası ilk etapta yani etraftan da gelen ya çok böyle hani güvenilir gibi bir şey değil diyor. Nasıl gidiyor böyle işte arabamızı bırakıyoruz falan, ama zamanla artık vatandaşlarımız da bunun kolaylığını anladılar. Tam tersi daha güvenli. Evet, daha da güvenli olduğunu anladılar. Çünkü hiçbir şekilde insan faktörü ortadan kalkıyor. Tamamen otomatik ve bilgisayar yazılımı üzerine kurulu bir sistem. İlk şimdi daha sonra işte bugünlerde yaptığımız vatandaşla diyaloglarımızda oldukça memnunlar. Hem süre anlamında, çünkü günümüzde en önemli şey zaman. Evet. Bir kişinin bir arabasını bırakması ve alması işte 200 saniye gibi bir zamanla sınırlı. Bu da işte biz diğer rampalı otoparklarda düşündüğümüz zaman işte bunun rampaya çıkması, inmesi, bu neredeyse 8-9 dakikaya mal olan bir parklama süresi burada 200 saniyede sonlanmış oluyor. Oldukça mutlu İzmirliler. Hem de hiçbir sorun yok yani, ben iki kez koydum ayrı ayrı. Alıştınız. Alıştık. Tam evet. Otomatik. Evet, Alsancak'taydık. Alsancak merkezinde bir sıkıntı yok. Hemen. Evet. Kolayca. Kolayca alıyoruz. İyi sürüşler. Teşekkürler. Kolay gelsin. Baş aktörü değiliz. Merhabalar. Aracınızı park ettiniz. Oldukça alışık görünüyorsunuz. İlk defa kullanmıyorsunuz. Yok, anladığım kadarıyla. Açıldığından beri kullanıyorum. Öyle mi? Nasıl buluyorsunuz yeni otoparkı? Çok güzel. Çok güzel, çok başarılı. Yurt dışında da vardı. Ben Almanya'dan geliyorum. Orada da vardı ama İzmir için çok güzel bir şey. Peki zamandan da tasarruf ediyorsunuz zannedersem. Hem zaman, her şey, her konuda daha güvenli. Çok güzel, çok memnunum. Beyefendi merhabalar. Aracınızı pano yapalım.
gayet güzel. Rica herhangi edeceğim. Bir sorun yok. En azından çevrede park yeri bulamadığımız zaman hemen küt diye burada park yeri bulabiliyoruz. Herhalde daha insanlar tam alışamadı. Gelmiyorlar herhalde. Zamanlandı boş yer bulduğumuz. Tabii kesinlikle. Başka bir sorunum görünmüyor yani. İlk kez mi kullanıyorsunuz? İlk kez kullanıyorum. Nasıl buldunuz? Pratik geldi mi? Çok gayet konforlu. Hoş, olması gereken bir şeydi. Siz Alsancak'ta mı çalışıyorsunuz? Evet. O zaman siz gelip gidiyorsunuz. Ya burada park, otopark çok büyük bir sıkıntı. Hı hı. Özellikle ulaşım amaçlı çok geniş bir bölge olduğu için aracınızı bir yere sabit bırakıp çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Tabii. O yüzden tam böyle orta noktada güzel bir yer bence. Bir de kaç saniyede alacaksınız toplamda biliyor musunuz aracınızı? Yok, hayır, hiç bilgim yok. Ben bugün ilk defa park ettim. Biz bilgi verelim, 200 saniye sürüyor toplam. Hı-hı. Yani işinizden vakit de çalmadan kolaylıkla halledebileceksiniz işlerinizi. Süper, çok güzel. Tavsiye eder misiniz? Tekrar bir kez dener misiniz? Mutlaka. Çünkü benim her hafta geldiğim bir bölge burası. Hı-hı. İşim sürekli seyahat olduğu için kesinlikle tercih edeceğim bundan sonrası tamam. için de. Pardon. Teşekkürler. Bir fotoğraf alacağım. Ben şimdi size rica edebilir miyim? Söylediğiniz. Siz hangi alanda çalışıyorsunuz? Tamam. Teşekkür ederim.